Acaba yaşar mıyım ya? Oğlum ben cidden oyuncuyum. Oğlum cidden iyiyim ya bu oyunda. Bak cidden bu klibi alın, arkadaşlarınıza yollayın. Hadi eyvallah. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda size hızlı bir şekilde Akali'yi anlatıp öğretmeye çalışacağım. Eğer video hoşunuza giderse lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle neden Akali? Bundan başlayalım. Birçok sebebi var. Mesela hem üst koridor hem de orta koridorda oynanabilecek bir şampiyon. Bunu geçtim. Şampiyonu birazcık öğrendikten sonra oynaması çok kolay. Hangi ligde olursanız olun oynayabileceğiniz bir şampiyon. Bunun dışında solo queue yani tekli dereceli de oyunu tek başına taşıyabilen, herkese tek atıp sağa sola koşup skor toplayabilen, görünmezliği yani W yeteneği sayesinde baskınlardan çok kolay kaçabilen ve en önemlisi can emmesi ve çalması bulunan mükemmel bir şampiyon. Üstelik yetenek atışı bile yok. Yani sadece karşı taşıyıcılara zıplayıp tek atıyorsunuz. Ama bütün bunları düzgün yapabilmek o kadar da kolay değil. Karakteri biraz oynayıp öğrenmeniz, savaşlarda ne zaman girip çıkacağınızı, vereceğiniz hasarı, alacağınız hasarı bilmeniz gerekiyor. Akali iyi oynandığı ve yeteri kadar kastığı zaman 1v5 yapabilecek bir karakter. Peki madem bu karakter bu kadar güçlü, neden hiç profesyonel maçlarda tercih edilmiyor diye soracaksınız. Ben de size Akali seçiliyor ama neden az seçiliyor bunu anlatacağım. Akali'nin çok tercih edilmemesinin sebebi üst düzey oyunlarda Akali oynaması çok zor. Rakip takım koordine bir şekilde birden Akali'ye dönüp onu tekleyebiliyor veya kitle kontrol zincirleyip Akali'ye iş yaptırmayabiliyor. Ve genelde meta karakterleri Akali'ye iş yaptırmayacak Sejuani, Lulu gibi karakterler olduğu için Akali pek tercih edilmiyor. Ama solo queue yani tekli dereceli de 5 kişi konuşarak oynamadığı için Akali çok fazla iş yapabilen bir karakter. Akali'nin pasifi en önemli özelliği, o yüzden burayı iyi dinleyin. Bu yeteneğin bir bekleme süresi var ve seviye atladıkça düşüyor. İlk vuruşunuz size can kazandırıyor, ikinci vuruşunuz ekstra hasar veriyor. O yüzden koridorda pasifinizi iyi kullanmanız çok önemli. Minyonlara vurmanız gerekiyor ki yetenek bekleme süresine girsin ve tekrar dolsun. Bu şekilde canınızı yenileyip koridorda çok uzun süre durabiliyorsunuz. W'su sayesinde rakibi oyalayabiliyorsunuz. W'nuzun içinde sizi görebilmeleri için belli başlı yetenekler gerekiyor. Totem sayesinde falan göremiyorlar. Ve bu yetenekler her şampiyonda olmadığı için ganklerden kaçmak, rakibi oyalarken destek almak falan çok kolay oluyor. Bu yetenek Akali'nin yaşamasını sağlayan yetenek. Ve bu yeteneği kullanırken bayağı dikkatli olmanız lazım. Çünkü bekleme süresi çok uzun. Eğer saçma bir zamanda basarsanız ve bu yetenek bekleme süresindeyken yakalanırsanız ölürsünüz. W ile duvardan atlamak da mümkün bu arada ama bu şekilde kullanıp savaşa girmek çok riskli oluyor, onu bir söyleyeyim. Savaşlarda doğru hedefi bulmak Akali'nin bir diğer olayı. Eğer yanlış hedefe odaklanırsanız hiçbir işe yaramıyorsunuz çünkü. Ama eğer doğru hedefi tekleyip ultinizin yüklerini arttırırsanız o zaman kimse durduramıyor yani zıp 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 zıplıyorsunuz. Profesyonel maçlarda bu kadar fazla skor çıkmaması da Akali'nin tercih edilmemesinin bir sebebi olabilir. Tamam, şimdi Akali'nin ne yaptığını, ne olduğunu öğrendiğinize göre biraz da nasıl oynanır, ne yapmak lazım oynarken bunlardan bahsedeyim. Şimdi bir kere Akali oyunun erken dakikalarında yani ilk 5. 6. seviyeye kadar işe yaramaz bir karakter. Yani bu demek değildir ki Akali ile 6 olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Birebir de güçlü ama erken bir savaş çıkarsa, ormancınıza baskına gidilirse veya ormancınız size baskına gelmeye çalışırsa sizin onu takip edebileceğiniz, yardım edebileceğiniz bir yeteneğiniz yok. Yani Akali oynarken ormancınıza "Kardeşim benim buralara gelme, sana yardım edebilecek bir şeyim yok, 6 olmamı bekle" demeniz gerekiyor. 6. seviyeye kasana kadar güvenli bir şekilde koridorda durmaya çalışın. Karşınızdaki şampiyona sürekli Q atın ve ikinci vuruşunuzla onu patlatmaya çalışın. Ben genelde Q attıktan sonra ikinci vuruşumu hazırlayıp W ile öne atılıp vuruyorum. Ama bunu yaptıktan sonra biraz geride oynamam gerekiyor. Çünkü baskın yersem ölebilecek pozisyona sokuyorum kendimi. Q attıktan sonra adamın üstünde Q varken bir dahaki Q dolana kadar kısa bir süreniz oluyor. İlk Q adamın üstündeyken adama vurup ikinci Q dolduğu anda atıp bir daha vurabilme gibi bir olayınız var. Bunu yapabilirseniz eğer takasların çoğunu erken seviyede bile kazanabiliyorsunuz. Ama bunu menzilli şampiyonlara karşı yapması çok zor. 6. seviye olup birini teklemek için de ultinizi kullanırken havada Q atabiliyorsunuz. Ama yine bunun da küçük bir püf noktası var. Adama zıpladığınız anda değil, son anda basmanız gerekiyor ki zıplamanız ve Q'nun adamın üstüne gitme süresi aynı anda gerçekleşsin. Akali seçerken karşınızda hangi şampiyon var bunu görmeniz çok önemli. Eğer Renekton, Darius gibi tercihlere karşı Akali seçerseniz sıkıntı yaşarsınız. Ben Akali'yi Jarvan, Kled'nar, Camille gibi şampiyonlara karşı seçmeyi seviyorum. Akali'ye kesinlikle kasmanız gereken eşya Hextech Gunblade yani Hextech silah kılıç. Daha sonra karşı takımdaki şampiyonlara göre seçimler yapmanız gerekiyor. Eğer ayrı kittirme yapacaksanız kuleleri daha hızlı almak için Lich Bane yani Lich Puan,
Eğer sürekli savaşacaksanız da zonya veya duruma göre, işte kafanıza göre eşyalar seçebilirsiniz. Umarım anlattığım şeyler işinize yaramıştır arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.